Bu haftaki konumuz Bodrum Merkez. Nihayet çekeceğiz deyip yılın en güzel zamanına denk geldik. Evet, sarı yaz başlıyor. En güzel zaman Kumbahçe, Bodrum Merkez ve Eski Çeşme. Evet, hadi başlayalım. Tu sonrisa me tiene en el alma, pero no pasa nada. Tanto tiempo y tú interesada, sin comprarte Gucci, Louis Prada, bebé, yeah. Cualquiera te costea, pero no te lo hacen como yo, yeah. Solo hablando conmigo te cambia la voz. Hace tiempo que no nos comemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti, y tú hace tiempo que ya estás pa' mí. Hace tiempo que no lo prendemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti, y tú hace tiempo. Herkese merhaba, ben Meltem Özel. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızı ilk kez ziyaret ediyorsanız üye ol tuşuna basıp üye olmayı, çan tuşuna basıp hatırlatma almayı unutmayın. Çünkü her perşembe size Bodrum'da yaşamak ve Bodrum'a yerleşmekle ilgili harika videolar yüklüyoruz. Sizin tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınızla yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir WhatsApp mesajınız, bir e-mailiniz, bir telefonunuz bizim harekete geçmemiz için yeter. Unutmayın. Bodrum. Bizden sorulur. Bodrum merkeze geldi. Bu mahalle en büyük mahallelerden, hem Kumbahçe, hem Eski Çeşme, hem Merkez. Yani biz 3 mahalleyi bir araya getirdik ve bir videoya sığdırdık. Yani Eski Bodrum aslında tamamıyla burası. Yani başka hiçbir yer yoktu. Ne Gümbet vardı, ne Bitez vardı, Yalıkavaklar falan, evet. Onlar çoktan sonra geldi. Neler yapacağız 3 mahallede? Şimdi bu 3 mahallede hem senin hem benim için çok önemli. Neredeyse bütün kışlarımızı, evet, yazında bir kısmını burada geçiriyoruz. Evet. Çok fazla favori yerimiz var. Hepsinin önünde teker teker durup anlatacağız. Bir sürü tüyo vereceğiz. Bodrum'a gelip de öyle sırf turistik yerlerde gezmek yok. Bizim, yani burayı bilenlerin favorilerine gitmeniz gerekiyor. Çok önemli tiplerimiz var. Haydi. Hadi. Somos como el eco, mejor si estamos pegados como la calle. Çeşme'de güzelce yürüdük. Evet. Hiç bu açıdan gelmiş miydin? Hiç, tersten, çünkü trafiğe ters açı gittik. Ya yani, o kadar keyifliydi ki bunu yapın. Ya bak gerçekten bunu, evet, yapın. Ben bunu hiç yürümemiştim. Çok yıllar önce belki yürüdüm ama. Farklı bir perspektif. Çok güzel oldu ya. Güzel ben oldu, gerçekten, evet, içimde hissettiğimi söylüyorum şu anda. Hava da çok güzel ama şu anda. Yani hem SEO hem derecesi çok güzel. Benim havam bu havalar. 22-23. Peki nereye geldik? Marina'dayız. Marina'nın üst katındayız. Milta, evet, Marina. Milta Bodrum, Marina'dayız. Merkez Milta Marina. Kendimi en iyi hissettiğim yer işte. Esas Bodrum'un tam başındayız. Yani aslında tersten girdik. Yani Eski Çeşme'den gelince tersten girdik. Trafiğe göre siz buradan gelmeniz lazım. Biz ters taraftan geldik. Bir de yani manzaraya bakın Allah aşkına, yani. Ve kaç şu anda Marina Yacht Club'ın içerisindeyiz. Burası her gece bir aksiyonlu oldu. Her gece bir konserin oldu. Ve çok güzel isimlerin çıktığı bir yer. Sen bir de yaz, çok kış, sık geliyorsun. Evet, yaz kış işlemesi güzel değil mi? Hep, evet, bir gelecek bir yer var. Her gibi. Zaman. Her zaman. Çok yani güzel. En ölü gün de bile burada mutlaka bir şey bulursunuz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa mutlaka içeride ben bir şeyler vardır. Ben şimdi programı açıklıyorum mesela. Geliyorum. Aha. Önce muhakkak Bodrum şuralar, bu caddenin üstünde gezeceğiz birazdan. Orada bir şeyler atıştırıyorum. Sonra giriyorum ki yerler var. Biraz 2-3 tane güzel mağaza var. İşte onlara girip çıkıyorum. Almak değil. Bu caddeyi yürümek maksat yani. Evet. Gelip şurada 2 tane kahve içiyorum falan. Böyle takılıyorum burada. Ondan çok tavsiyemiz sonra, çok var güzel bu caddede. Hepsinde durup önünde size falan bahsedeceğiz. Çünkü yavaş yavaş hepsini anlatacağız. Çok yer var. Merkez bizden sorumlu. Evet, evet. Haydi devam merkezi edelim. Merkezi iyi biliriz. Hadi bakalım. Evet, en başındayız şu anda. Evet, evet. Bizim Marina Vista Otel'in oralardayız. Memedov var burada. Ay, Bodrum'a geldik. Bu akşam Memedov'a gidelim. Memedov var. Ama ben bayağıdır gitmiyorum. Benim de çok sevdiğim bir yer değildir. Hiçbir zaman da olmadı ama çok meşhurdur ve insanlar çok beğenirler. Önemli yerlerinden simgesel biri. Simgesel bir şey. Evet. Hemen yanında artık Double Tree oldu. Hilton Double Tree oldu ama o güzel, hoş havasıyla Eski Bodrum Marina Vista Otel. Hala isim hakkı devam ediyor gerçi. Bodrum Marina Vista yazıyor. Güzeldir orası ya. Güzel. Kaldın güzel mı? Ben kaldım. En aşağı 3 kere kaldım. Çok da güzel bir oteldir. Eskiden çok makul fiyatlıydı. Şimdi biraz daha yüksek. Ama çok talep. Evet, çok talep. Bir de şimdi hemen yan tarafımızda
da harika bir yer var. Çünkü onunla da ilgili bir tiyo vereceğim. Burada Sünger Pizza var. Sünger Pizza buranın, Bodrum'un klasikleşmiş yerlerinden birisi. İki tane şey yemenizi öneriyorum. Şu anda biz yiyemeyiz. Bizim bayağı listemiz yiyecek için çok kabarık. O yüzden yiyemiyoruz. Ama yeseydim size valla önünüzde bir tane balık çorbası içecektim. Ki muhteşem bir balık çorbası vardır. İkincisi de kirli dedikleri bir patatesi var. O da muhteşem. Bir balık çorbası, bir de kirli söyleyin. Bana gene dua edeceksiniz. Hadi. Benim de önerim var. Ha, pardon. De ben yaklaşık 30 senedir neredeyse Sünger Pizza'ya gidiyorum. Sünger Pizza'nın pizzalarından hiç hoşlanmıyorum. Ama geri kalan her türlü yemeğinden çok hoşlanıyorum. Bence pizzayı es geçin. Sünger Pizza yazdığına bakmayın. Her yemeği harika. Onun dışındakileri söyleyin. Geleni geçeni de izleyin. Ay çok güzel bir mekan burası. Bir gün geleceğiz. Rahatlıkla önerebiliyorum. Çünkü biz bir aylık toplantılarımız var bizim kızlarla. Aynı toplantısı, tarikat toplantısı gibi oldu. Gerçekten. Gününüz var ya, açık açık söyle. Tamam, açık açık söylüyorum. Altın günümüz var, altın günü yapıyoruz. Orada da genelde bizi buraya getiriyorlar ve ben ilk etapta çok şikayet ettim. Ay burası çok ıkış tıkış falan filan. Sonra bayağı gelmeye başladım. Zahmetsiz balık var. Gerçekten rahat rahat balık yiyip, meze yiyip, özellikle mezeler çok iyi. Çok iyi hesaplar ödüyoruz. Öyle mi? Makul hesap, hem de merkezde kesinlikle gelinmesi lazım. Şimdi örnek veremiyorum çünkü biz çok kalabalık bir kız grubuyla geldiğimiz için örneğim doğru olmaz. Ama bir deneyin, sonra bize yazın. Evet, bir önemli yer daha. İksir kokteyl. Bodrum'da değil. İddia ediyorum Türkiye'deki en iyi kokteylci. Belki bir iki tane rakibi vardır. O da Muratcan arkadaşıma ayıp olmasın diye. Ne ocaklar yıktı burası. Ya burası inanılmaz bir kokteylci. Kesinlikle gelinmesi gereken noktalardan biri. Cevat Bey buranın miksolojisti, sahibi. Dünyaca ünlü bir miksolojist. Kesinlikle gelin. En son gelin. Ne içtin? Ya ben burada şeyden içiyorum, acılısından çili. İçiyorum, çili acılısından. Çili. Bodrum mandalinasıyla yapıyor. İnanılmaz güzel ya, inanılmaz güzel. Yanında sundukları da çok güzel. Yani akşamüstü güneş batırma saatlerinde harika oluyor, çok kalabalık oluyor. Bakmayın arkamızda boş gözüktüğüne, daha sabah çok erken. Ama şu anda bir canımız bile istedi yani. Yani her kokteylde olduğu gibi pek bütçe dostu değil ama yani işte arada bir yapmak için de başka şeylerden feragat edebilirsiniz. Ama çok uçukta, çok uçukta zannetmeyin ama çok güzel. Gerçekten yani çok bence güzel. Ben deneyin diyorum. Ben kesin diyorum yani, kesin deneyin. Hemen karşısında şeyi unutmayalım, George 5. Aa, George 5 bizim favori mekanlarımızdan biri. Bir önceki videomuz vardı ya, masraflar. Orada izleyebilirsiniz. 7 kişilik orada da. Çok güzeldi. Hadi devam. Hadi devam. Benim bir başka favorim, ta Ankara'dan beri gittiğim, Ankara'nın çok önemli balıkçılarından biri, Yelken Balık. Çok güzel bir yerdir. İnanılmaz iyi mezeleri vardır. Fiyat biraz pahalıdır. Çok ucuz olduğunu iddia etmezler zaten hiçbir zaman. Ama özel mezeleri vardır. Çok keyifli mezeleri vardır. Bence gelinmesi gereken yerlerden biri. Bilmediğiniz bir yere gireceğinize buraya gelin. Yelken'in hemen yanındayız. Bodrum'un en sevdiğim rakı balıkçısı belki burası. Belki ikincisi diyeyim. Keçiden sonra diyebilirim. Gemibaşı. Müthiş bir yer. Çok eski. Tarihi var. Tam bir meyhane. Özellikle sübyeri pilavı denemeyi unutmayın. Ahtapotu muhteşem. Sübye sevmem, ahtapot sevmem. Gemibaşı'nı çok bilmiyorum. Çok az geldiğim bir yer, çok geldiğim bir yer değil. Benim en sık geldiğim yerlerden biri. Ama yanında soslarını ve yemeklerini çok sevdiğim, yemeklerinin lezzetini çok sevdiğim efsane bir yer daha var. Musto. Musto'da her işte Bodrum'da bir etkinlik olsa hemen gelip Musto'ya otururlar insanlar. Çünkü en yakın takip Cumhuriyet Bayramı olsun, 19 Mayıs olsun. Buradan alay geçtiği zaman falan çok zevkli oluyor. Musta da güzel mekan. Musta'nın yemeklerini deneyin. Kafe yemeği seviyorsanız, şarapla bir şeyler yemek istiyorsanız, rakıdan uzak duracağınız bir gün geçirmek istiyorsanız Musta da güzel alternatiftir. Tam görme ve görülme yeri Bodrum'un. Çok güzel. Hadi. Out your name, you're moving to the station for a ride. When you got the rhythm, it's an intangible sound. So get on track, find your onto
Bodrum merkezdeyseniz ve aslında hala ya çok pahalı, şimdi yiyip içmeye ne gerek var diyorsanız, burada güzel Tepecik Kafe açıldı, belediye kafe açıldı. Güzel 6-7 tane masa var ve self servis burası. Yine dediğim gibi bir app var burada Bodrum Belediye'nin. Uygulamasını indirip eğer burada ikamet ediyorsanız oldukça uygun fiyatla harika vakit geçirebilirsiniz. Çünkü biz bunu çok sık yapıyoruz. Hadi devam. Evet, önemli bir tavsiye. Yani buraya gelen, Bodrum'a gelen, hadi Meltem beni şuraya götürsene dedikleri yer burası. İşte o yer. Burası çok iyi bir dönerci. Soslu döner, çok çok iyi bir dönerci. Buraya uğrayabilirsiniz. Yeri de harika. Tepecik döner. Tam yol üstünde göreceksiniz. Fazla erken ya. Şu anda çok fazla erken. Hadi devam. Devam. Evet, arkamızda benim için çok önemli tarihi bir yer. Küba restoran bar. Şöyle bir çekeyim. Burası benim yaklaşık böyle 21, 22, 25 yaşına, 26 yaşına kadar böyle gelmekten çılgın mutlu olduğum, çok keyif aldığım bir yerdi. Şu anda tamamıyla başka bir yer. Aslında bütün bu cadde eskiden çok kaliteliydi. İnanılmaz şıklık vardı. Şimdi biraz yani aşağılıyormuş gibi olmayayım ama sevmediğim bir kültür nargileci kültürünün eline geçti. Çok fazla yan yana nargileci var. Yani oturan insanlar, size bakışlar falan filan değişiyor. Eskiden şıklık vardı, hoşluk vardı. Çok bambaşka bir Bodrum vardı. Ama şimdi de güzel, şimdi de hoş bir sürü yerler var. Ama o kültür de bence bir noktada geri gelecek. Bu birazcık şu anki konjonktürle alakalı. Ay, Türk popu da değişti. Evet. Yabancı pop da değişti. Evet yani. Aynen öyle. Ay, yani gibi. Farklı bir kültür yani, illa şey de yapmamak Orta Doğu lazım. Orta Doğu yani. Kültürü. Ama bu bence paranın el değiştirmesiyle alakalı. Ama bence o da değişecek. Çünkü konjonktür bu. Her zaman değişiyor. Bence burası yine eski şaşalı günlerini, şıklık günlerini, o nargileciden size kötü kötü bakan erkek gruplarının olmadığı günlere geri dönecek ümit ediyorum. İnşallah. Küba'yı bilenler bilir. Eskinin muhteşem bir yeriydi. Hadi devam edelim. Yani sevdiğim insanlardan birisi. Anarşistlerin başı, anarşistlerin başı. 1879 yılında Bodrum'da doğdu. Bodrum'u sevmek için bir sebep daha yani. Ben severim ya, okurum bir de. Biliyorsunuz okuyamadım burada. Sürekli bip oluruz yani. Evet, yok. Ama açın, tanımıyorsanız Neyzen Tevfik'in şiirlerini okuyun, gülmekten öleceksinizdir. Evet, ve garanti. Ama yani enteresan da bir hayatı var. Muhakkak okuyun. Hem şair hem bestekar. Ben okuyayım ya şiirleri. Yok abi. Tamam, bak bak var diye başlıyoruz. Sünger avcıları ile ilgili bir heykelin önündeyim. Sünger avcılığı Bodrum için çok çok önemli, çok değerli. Tarihi Bodrum'un. Burası çoğunluğu Rumlar olarak yaşarken esas para getiren, ekonominin en önemli kaynaklarından biri süngercilikmiş. Ve çok zor bir iş. Gerçekten çok emek isteyen bir iş. Aksona Mehmet, bunu lütfen araştırın. Aksona Mehmet'in teknesiyle bir gün tur yaptık. O anlattı ne kadar zor bir iş olduğunu ve ne meşakkatle yapıldığını. Ama şu çok önemliydi onun anlattıkların arasında. İki kıyı dostluğu, Yunanistan ve Türkiye'nin dostluğu ve aslında denizci olanların, özellikle sünger avcılarının birbiriyle ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğu, ne kadar iyi arkadaşlıklar kurduğu, bunu süngercilerin tarihinden öğrenebilirsiniz. Lütfen araştırın.
çok güzel bir kafeden kalktık. Meltem'in devamlı gittiği bir yermiş. Denizciler Kafesi. Buranın da görüntülerini girsin dedim. 4 tane tost yedik, simit tost yedik. Kaşarlı ve karışık. Ve de limonata içtik. 3 tane de limonata içtik. Bir tane de Türk çayı içtik. İnanamayacaksınız ama 167 lira. En uygun yerlerden biri ki bu bize indirimsiz fiyat. Denizcilere çok daha da uygun fiyatlar alıyormuş. Ama şöyle söyleyeyim size. Akşamleyin çok güzel gün batıyor. Aa evet. Çünkü direkt batıyor burada. Hemen kalenin yan tarafındayız. Burada bir waffle'ınızı yiyin, bir biranızı için. Bir çayınızı için, bir kahvenizi güneş batış için. Batırma saatine evet, çok güzel olur. Gelelim limanlara. 3 tane sağa sola giden 3 tane liman var. Karışıklıklığa maruz bırakmayalım. Niye bunu bu kadar özellikle anlatıyorsun? Trafik kaçırdığım için. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. İki kere üst üste Cosme robotunu kaçırdı kendisi. O yüzden bunu mutlaka videoya eklemek tamam. istedi. Tamam. Kaçırıyor. Önemli değil. Cos videosu var onu izleyin. Tamam mı? Bir tane kum bahçede Dacia robotu var. Hı-hı. Burada hemen kale diyoruz. Kale tarafında. Buradan Cosme diğer Rodos, Kalimnos, Leros, Semih, Patmos, Samos. Yine buradan da Dacia var. Bir de Turgut Reis var. Turgut Reis'ten de Cos'a gidiyor. Bir tane de işte Turgut Reis var. O çok yakın zaten. Evet, o zaten direkt 20 dakikada gidiyor. Lütfen bilet aldığınız zaman internetten yerine bakın. Bu arada bayağı kuyruklar oluyor. Lütfen vaktinde gelin. Evet. Bir de o var. Bir de o var. Bir de doğru gelip kaçırdığım var. Travma konuştu. Sadece kameraya sırıtıp susacağız. Hello. Evet, Marina'dan çıktık, Milta Marina'dan çıktık. Hemen yan tarafında uzun ince bir koridor var. Burası gezmeyi en sevdiğimiz yerlerden birisi. Çünkü işte 2-3 tane ufak bir mağaza var. Kahveni alıyorsun, kitapçıya giriyorsun, çıkıyorsun, biraz dolaşıyorsun. Hem aynı zamanda gölge ve serin oluyor burası zaten. Kahve dünyası, çok hoş bir kahve dünyası var. Ben kahve dünyasını çok seviyorum, kahve içmesem bile. Divan çok güzel buradaki, divan çok güzel. İşin enteresan kısmı divan. Evet, patisseri de açıyor. Hatırlatırım, burada ne olacak? Ne olacak? Ooo, prenses olacak, yaşasın. Prenses olacak, makaron olacak. Yaşasın. Yandık yani, Türk bükü buraya geliyor. Çok iyi. Biz devam ediyoruz yürüyüşümüze. Hadi. Çok fazla yer var size göstereceğimiz. Christmas is coming. Start sending your letters off to Santa. Christmas is coming. Better be nice if you want your present. Bienen Stihle açıyorum ben. Biliyor musun Bienenşti? Valla ben de Almanca kelimeler hiç yok. Bienenşti falan biraz zorlandım yani açıkçası. Ben bunu bir kere daha yedim. Bu da ikinci yiyeceğim çünkü bunu. Bu Alman kökenli yani daha doğrusu Avusturya kökenli bir... Tam senlik bir şey ama bu yani evet. Değil mi? Bu ballı ve file bademli bir kekli ve kremalı bir pasta aslında. İçindeki krema bildiğimiz pastacı kreması mı? İlk yediğim öyleydi. Şimdikine bakacağım tadına. Ama okay. Böyle şu anda yayın boyunca duracak mı bilemiyorum ben de. Ben duruma göre davranacağım. Sen ne yiyorsun? Ben vişneli tart yiyorum. Evet. Yani aslında ben buraya daha çok kahvaltı neredeyiz? İçin geliyorum. Chives kafedeyiz. Chives kafedeyiz. Chives diye yazılıyor. C-H-I-V E-S. Chives Cafe. Aşağıya ne diyeyim Instagram'ını koyar. Frank soğanıymış. Frank soğanı Türkçesi. Burası kahvaltı için çok modern ve çok hoş bir yer. Çok güzel kahvaltıları var. Söylüyorum biraz. Daha önce denediğimiz için rahatlıkla deneyebilirsiniz. Kruvasan ya da ekşi maya ekmek üzerine avokado
avokado ezmesi, çırpılmış yumurta, domates salatası ve ızgara zeytin veriyorlar. Çok güzel. Bu 100 lira, 105 lira. Roger'ın kahvaltısı diye bir şey var. Gene neymiş Roger'ın kahvaltısı? Ekşi maya, ekmek üstüne cheddar peyniri, domuz bacon ve göz yumurta var. Yine granola kasesi var. Her bu tarz mekanda olduğu gibi süzme yoğurtlu bal ve mevsim meyveleri. Bu da güzel bir şey. Burada sade kruvasan ve çeşitli özel tatlılar oluyor. Yani tıpkı bunun gibi işte. Spesifik bir şey yani. Evet. Yapımı önemli. Bir de sabah yedik. Pretzel. Aa, pretzel de çok güzeldi. Çok güzel. Taze her gün pretzel yapıyorlar. Dedim onun da tipini gösterir misin? Kalmamış olabilir. Yok ben çektim. Ha, sabahtan tamam, çektim. Süper. Gerçekten o da çok lezzetli. Ya burası niye önemli bir yer? Bir zaten Eski Çeşme'de olduğu için Eski Çeşme'yi birazdan anlatmaya başlayacağız. Çok şeker bir yer. Çok tam mahalle mahalle özelliği olan bir yer. Ama ikinci olarak Chives Cafe niye özel bir yer? Biz Meltem'le değişik kahvaltılar etmeyi seviyoruz. Yani hep böyle bildiğimiz Türk kahvaltısı değil. Ona da bayılıyoruz ama değişik şeyler de yemek istiyoruz arada sırada. Böyle Avrupa'yı, Amerikan mari yer Bodrum'da neredeyse yani çok az. Çok az. Bunu Bodrum'dan çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul ve bu kadar olsa, turistik bir yerde, sırf turistlerin olduğu bir yerde böyle bir şeyin eksikliği çok ciddi oluyor. Demek İstanbul'da olsak biz seninle gurme olacaktık herhalde. Herhalde evet. O zaman zaten bütün yıl sadece yemek içmek konuşurduk herhalde. Yemek içmek üstüne geçirirdik evet. Ama burası dediğimiz gibi böyle bowl'lar, granolalar, çok güzel kekler, çok güzel kurbasanlar olan çok nadir yerlerden biri. O yüzden kesin tavsiyelerimiz arasında. Evet. Sahiplerini de çok seviyoruz bu arada. Çok tatlı insanlar. İlk mekanımıza hoş geldiniz o zaman. Evet. Aa bir de şeyden bahsedelim. Munchbox'ından bahsedelim. Sen onu sipariş verdin. Çok güzel bir açığı kapatmışlar aslında. Bir kere öncelikle fikir olarak tebrik ediyorum. Muhtemelen dünyada vardır ama burada bazı günlerde, özel günlerde bir şey yapmak istemiyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi o kadar malzemeyi almak ve artık alanı dolaba kaldırmak istemiyorsunuz. Maliyetli çünkü yani bazı bir şeyler. Bir piknik için söylüyorsun yani veya dışarıda. Piknik olabilir. İşte arkadaşlarla tekneye gidiyor olabilirsin. Çok hiçbir marketin ve restoranın olmadığı bir yere gidiyor olabilirsin. O kadar çok yapacak veya şey var. Veya tekneye gidiyor olabilirsin. Birçok şey var yani. Ama özel günler için de çok keyifli. Evet. Evde de olabilirsin. Çocuk partileri için hazırlıyorlar mesela. Onun için de çok şeker. Nefis kutular hazırlıyorlar. Yani ben böyle beklemiyordum. Evet yok çok zevkliler. Hem lezzette harika hem de göze sunumda da harikalar. Çok yani burası özel bir nokta. Evet. Eski Çeşme'de çok özel bir yer. Yani böyle bir mekanın açıldığı bir yer olarak da zaten sizin aklınıza bir şeyler geliyordur. Burası biraz bir böyle bir Avrupa'nın bir mahallesi havasında olan bir yer. Buranın artılarından biraz bahsedelim. Yani aslında bayağı bir artısı var. Ben çok sevdiğim bir yerdeyim şu anda. Evet ben arada bir yürüyorum ve hatta Bodrum Bizden Sorulur Instagram hesabına da bunu koyuyorum. Çünkü buradan vazgeçemiyorum ben. Hava güzel olduğu zaman çok güzel yürünüyor. Çünkü düz yerlerinden birisi. Evet nadir düz yerlerinden birisi. Bodrum hep tepelik. Türkiye'nin çoğu yeri gibi aslına bakarsanız ama burası özellikle Eski Çeşme dümdüz bir yere kurulmuş. Ve sonunda marina ile ödüllendiriliyorsunuz. Evet, her yere rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Benim bir sürü arkadaşım var burada. Bisikletle gidip geliyorlar işte. Güzel ya. İşte yani aslında biraz da medeniyet seviyesi. Evet. Ama niye Eski Çeşme? Mesela çoğu insan Eski Çeşme diye bir yerin varlığından bile haberdar değildir. Burayı Bodrum merkez zannediyorlar ama halbuki aslında merkezin bir parçası ve önemli bir parçası. Niçin burası çok tutulmuyor? Çünkü arkadaşlar bize gelen taleplerden de bunu görüyoruz. Bodrum'a geldiğimiz zaman herkesin mutlaka bir deniz manzarası sevdası. Evet. Düzlük yerde de deniz manzarası bulamıyorsunuz. Bu aslında hem size bir negatif yol olarak giriyor çünkü arabaya ihtiyacınız oluyor o deniz manzaralarını evet. Görebilmek için. Sonra devamlı her yere arabayla gidiliyor diye şikayet ediyorsunuz. Aslında bakarsanız ciddi bir ikilem var. Böyle dümdüz bir yerde, denize iki adım yürüdüğünüz bir yerde bence insanın deniz manzarası arabasına gerek yok. Burası gerçekten medeni ve hoş bir lokasyonu. Ev bulmak zor. Ev bulmak zor ama kiralık evler de fena değil. İstiyorsan biraz ondan da bahsedelim. Yani 6000 liradan başlıyor gene 1+1. Bir de diğer bölgelere nazaran çok fazla sezonluk yabancılara da özellikle kiralık ev olduğu için yıllık burada çok zor bulmak. Evet, yıllık çok zor. Çünkü sezonlukta çok kolay verebiliyorlar. O yüzden işte Eylül'de gir, Mayıs'ta çık tarzı çok fazla olduğu için
Burada yıllık ev kiralık çok zor. 6 bin liradan minimum başlıyor. 1 artı 0'lar, 1 artı 1'ler. 11-12 bin liraya kadar gidiyor. Peki satın almak istesek? Bodrum merkezden alırım metrekare birim fiyatını. Onlarda da gene 1 artı 1, 2 artı 1, 3.5'a ev bulabiliyorsunuz. 3 milyon 500 bin TL'ye ev buluyor. Daha aşağısı... Yani ortalama güzel bir ev arasak burada 5 milyon, 6 milyon civarına evet. mı çıkmamız evet, lazım? Evet, evet. Rahat rahat. Evet. Yani aslında Bodrum'un geri kalanıyla çok büyük bir farkı yok. Ama Bodrum merkezde bu bazı şeylere cevap verilmiyor. Bazı ev arayışlarına örneğin otoparka cevap vermiyor, ya, havuza evet. cevap vermiyor. Doğru. Bodrum plaja yakınlığa da vermiyor. Cevap çünkü aslında denize girilebilecek bir plaj. Belki Bardakçı var ama orası da çok küçük. Bodrum merkezdeki evin oturana verdiği cevap merkezde olmak. Evet. Merkezin de çok avantajlı. Burası 12 ay müthiş sıcak ve müthiş rahat bir hayat sunuyor. Ama ne eksisi var? Şöyle ciddi bir eksiden bahsediyorum. Özellikle Meltem gibi sıcağa dayanamayanlar için. Burası tüm merkez gibi yazları 4 ay. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül yanıyor. Yani cayır burası cayır cayır. Bugün yine nispeten serin bir gündeyiz. Ama Eylül'deyiz. Yani Eylül'ün de 20 kaçındayız? 23. Evet, Eylül'ün de sonuna doğru geldik. Bakış için de müthiş bir rahatlık sunuyor. Benim gibi gümüşlükte donanlar mesela buraya geldikleri zaman tişört giyiyorlar. Çok büyük rahatlık. Yani gelip giden soğuklar yani. Şimdi ben sana söyleyeyim. Kasım'ın ortasında denize 30 gibi. Dereceler olacak. Yine 29-30 dereceler olacak. Sen giremezsin ben girerim gene. Evet, ben sevmem onları ama tekne turu için bugün Gökhan Kaptan'dan söz aldık. Belki Ekim ortasında tekne turu yapacağız. Evet. Böyle bir sürprizimiz bu sene yapamadık işten güçten de bir türlü evet. yani. Ama istiyoruz öyle bir günü birlik bir şey yapabiliriz. Hazır almışken size kitap tavsiye edeyim. Bugün güzel bir kitap aldım ben giderken. Bunun bir yerde içinden bir anekdot okumuştum. Arkasını okuyayım biraz kitabın hatta şöyle tutayım. Kitap felsefe bölümünde satılıyor. Felsefe rafında satılıyor. Severim. Çok ağır değil. Çoğumuz için en büyük korku yalnız ölmek. Yalnızlık üzerine eğilmesi zor bir konu diye başlıyor. Bu da yalnızlığın felsefesi. İçinde hem ilişkiler, hem iş ilişkileri, hem özel ilişkilerle ilgili. Ama bunun hepsinin sonunda yalnızlığın felsefesine varan bir kitap. Çok merak ediyordum. Bugün aldım. Okuyacağım. Ama tavsiye üstü. Tam bir kitap gurusu. Tavsiyelerini dinlemenizi ben size özellikle tavsiye ediyorum. Bu arada ben size Chives Cafe'nin olduğu caddeden bahsetmek istiyorum. Burası düz ayak bir cadde. Aynı Eski Çeşme'nin geri kalanı gibi. Mezarlığın oradan giriyoruz. Mezarlığın oradan giriliyor. Mindos kapısı tam arkasında kalıyor ve bu yol Marina'ya kadar devam ediyor ve düz ayak bir şekilde devam ediyor. Belki eskiden gelenler bilir. Pampan kafenin orası. Burada son 2-3 senedir çok ciddi bir değişiklikler oluyor. Çok fazla kafeler, barlar ve özellikle küçük butik işletmeler açılmaya başladı. Çikolatacılar, şarapçılar. Bu caddede bir hareket oluyor. Bu cadde biraz gelişiyor, güzelleşiyor. Bir cazibe merkezi oluşuyor gibi geliyor. Uzun zamandır olan bir cadde ama biraz daha gelişiyor, hareketleniyor. O yüzden bu caddede bir yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. Hele 1-2 sene sonra biraz daha güzelleşecek gibi de geliyor bana. Biz de yürüyelim o zaman. Hadi kalk. Hadi gidelim. Bunları yakmamız lazım. Dur ben birazcık yiyeyim de olmaz. Hadi görüşürüz. Hadi bak. Hey, I'll tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Gotta shake it off. We all face the bad intentions up to you, oh you. Don't be giving them attention up to you, you, you. Şimdi size Bodrum'un en önemli yerini göstereceğim. Mozole. Hadi girelim. Şimdi dünyanın 7 harikasından birinin bir zamanlar olduğu yerdeyiz. Bence Bodrum'u en önemli kılan şeylerden biri de bu. Düşünün dünyada sadece 7 tane olan harikadan birisi bir zamanlar buradaymış. Halikarnas çok önemli bir yer. Meltem size detayları anlatacak. Hadi gezelim. Yeniköy Mahallesi'nde
Kalesi'nde bulunan mozolyum, Karya Kralı Mausolus'un mezarıdır. Antik dünyanın 7 harikasından birisidir. Kendi ölümsüzlüğünü simgeleştirmek için bu yapıyı kendisi inşa etmeye karar vermişti. Yapımına ölümünden hemen önce, yani milattan önce 353 yılından önce başlanmıştır. Yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmış, ancak 1304'te gerçekleşen Anadolu depremiyle büyük bir kısmı yıkılmıştır. Daha sonra da taşları Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanılmıştır. Ayrıca bu mezara ait birçok kabartma ve heykeller 1857 yılında İngilizler tarafından British Museum'a götürülmüştür. Zamanın mimari üsluplarına benzemeyen bir özellikle inşa edilen bu yapı için Halikarnas balıkçısı mimarisi ile ilgili şöyle yazmıştır. Düşün bir kez, bütün geleneklere bir tekme vurarak yepyeni bir şey yapmak. İnsanı deli eder yahu, bu meydan okuyuşu düşündükçe içimde bir trompet ve tambur gürlüyor. Mozolyum, dünyanın 7 harikasından biri sayılan kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren oldukça büyük boyutlardaki bir mezardı. Bu öneminden dolayı kendinden sonra gelen aynı stildeki tüm yapılara mozole denmiştir. Bu açık hava müzesi o günlerin kültürünü ve yaşantısını anlayabilmek için önemli bir kaynaktır. Hadi şimdi de antik tiyatroya gidelim. Klasik antik çağda M.Ö. 4. yüzyılda inşa ettirilen bu tiyatro binası Anadolu'nun en eski tiyatrolar arasında yer almaktadır. Özellikle bu yapı günümüzde Bodrum'da gerçekleştirilen pek çok kültürel etkinliğe ve konsere ev sahipliği yapıyor. Kule'deyiz. Batı endeğindeki kapıya açılan yol, yani rampadan ilerleyerek ulaşılan geçit kule, Asma Köprü'nün kontrol kulesiymiş. Bu kulenin batıdaki dış duvarı tarafında Sultan II. Mahmut'un tuğrası var. Üzerinde Hicri 1235 tarihi okunmaktadır. Bu tuğra sol alttaki Malta açından da anlaşılacağı üzere bir şövalye armasının üzerine yazılmıştır. Gerçekten Bodrum Kalesi ziyaret edilecek kalelerin arasında geliyor. Birçok kale ziyaret ettim ama bu kadar etkilendiğim çok az var. Ben bu kadar yıldır kaleye gelmediğim için çok üzgünüm. Hayatımda bu kadar güzel, bu kadar etkilendiğim çok az yer gördüm. Tek tek bu yazıları okumak, armalara bakmak gerçekten çok çok keyifli. Ve şu anda arkadaki kaleden gördüğümüz manzara Would you find some other guy when the night ends? What you gonna do about it? Tell you what, let's forget about it. You've got enough fancy friends and a way about you. Like you. Bodrum Kalesi, yani Bodrum'un en ihtişamlı, görülmeye değer yerlerinden birisi olan Bodrum Kalesi. 1406-1522 yılları arasında Senjin Şövalyeleri tarafından üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerinde iki liman arasında inşa edilmiştir. Kalenin yapımında depremde yıkılmış olan dünyanın 7 harikasından biri Mozolyum'un taşlarını kullanmışlardır. Kalede Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman ve İspanyol kuleleri bulunmaktadır. Rodos Adası 1522 yılında Türkler tarafından alındıktan sonra şövalyeler Bodrum ve çevresini 1523'te terk etmişlerdir. 1895'ten itibaren hapishane olarak kullanılan kale, Fransız ve İngilizlerin 1. Dünya Savaşı'nda 1915'te bombalamaları ile yarı yıkık hale gelerek terk edilmiştir. Kalenin doğu duvarı dışında kalan bölümleri çift beden duvarları olarak takviye edilmiştir.
İç kaleye 7 kapı geçilerek ulaşılır. Kapılar üzerinde armalar bulunmaktadır. Armalar üzerinde haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder ve aslan figürleri bulunmaktadır. İç kalede şapelin altı dahil olmak üzere 14 sarnıç vardır. Kale koruganı, çiftli duvarlar arası su hendeği, asma köprü, kontrol kulesi, 2. Mahmut tuğrası kalenin göze çarpan yerlerindendir. Bodrum Kalesi 19. yüzyıl sonunda kalenin hapishane olarak kullanıldığı dönemde bir hamam yapısı ile Osmanlı niteliği kazanmıştır. Kale bugün sualtı arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır. Videosu hazırlarken kaleyi muhakkak çekmeliyiz demiştim ama tabii detaylı çekebilmek çok mümkün değil. O kadar uzun sürüyor ki tüm gün sürebilir ve videonun tamamını alabilir. Burada buraya çıktığımızda yani ikinci avlunun sonu hatta üçüncü avluya doğru geldiğimizde inanılmaz bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Bu içmelerden tutun bardakçıya kadar dehşet bir manzara geliyor gözünüzün önüne. Hakikaten Bodrum'un güzelliği karşısında ilk kez bu kadar etkilendim ve bu kadar duygulandığımı hatırlamıyorum uzun zamandır. Almanya'dan gelmiş turist arkadaşımız gibi değil misin? Savaş çıksa. Aç mı kalır demiş. Ne demiş? Starbucks düşkünlüğü yüzünden. Burası benim İstanbul'daki bebekten sonra en sevdiğim Starbucks. Çünkü denize sıfır ve üst katı harika. Görebilirsiniz. Çok keyifli. Bodrum Barlar Sokağı'nda çarşı tam içerisinde denize sıfır. Harika bir yer. Bodrum klasiği, sebzeli Bodrum döneri çok lezzetlidir. Eğer daha detaylı görmek istiyorsanız bizim Bodrum lezzetleri videomuzu mutlaka seyredin. Pop seven, alemci arkadaşlar. Neredeyiz? Eskici. Eskici değil. Biraz böyle şurada balık malık şu bu yedikten sonra kalkıp iyice ne kafalar güzel olduktan sonra daha sonra nereye kusabilirim çok bira içip diye düşünüyorsanız Eskici'deki Türkçemizi dinleyebilirsiniz. Çok kötü. Ama ne güzel tarif ettin ya. Biraz fazla sert bir tarif. Bu eğlence kültürünü reddedemezsiniz. Bunlar 90'lar pop. Bayılırız. Çok severiz. Bu arada elektronik müzik seviyorsanız da Katamaran enteresan bir yerdir. Evet, burayı unutmayın. Burası önemli bir sokak. Burası tam Barlar Sokağı'nın ortasında Arka Pizza'nın sokağı. Arka Pizza çok meşhur bir pizzacısı. Bodrumlular çok iyi bilirler ama buraya gelmeyenler veya az gelenler çok az bilir. Çok lezzetli bir pizzacıdır. Çok uygun fiyatlıdır. Kesinlikle tavsiyemiz, kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Hey, gel.
Yine benim gençliğimin geçtiği en önemli yerlerden biri Körfez Bar. Hala açık, hala hareketli. Geliyoruz. Sen de devam ediyorsun. Ben geliyorum. Değil mi? Çok iyi bir akbardır. Gerçekten çok çok güzel müzik çalar. Biraları çok lezzetlidir. Yani aynı birayı burada içtiğiniz zaman sanki daha lezzetliymiş gibi gelir. Eğlenceye kendini bırakıp kaptırıp sokağın doluluğuna bakmadan, insanlarla itiş kakış olduğuna bakmadan sadece televizyona bakıyorsun. Klipler dönüyor çünkü. Ya bir sürü müdavimi var ve müdavimler hala geliyorlar. Yani benim gibi 30 yıldır falan gelen çok kişi var. Buraya her geldiğimizde çok eğleniyoruz. İsmail Çok önemli bir kültür. 90'ların çok önemli bir kültürüdür. Bodrum ve Körfez Bar. Benim de hemen Bon Jovi geliyor aklıma. Yani evet, aslında işte o klasikler yani. Hiç değişmeyecek herhalde yani. 50 yıl sonra falan da burada yine Bon Jovi'ler, Nirvana'lar falan çalacak. Ama çok keyifli bir yer. Şimdi tam buranın karşısında hadi, Yula'ya doğru gideceğiz. Bayılacaksınız. Çok şeker bir şey. Moonlight da çok eskilerdendir. Orası da çok güzeldi. Ama Yula yeni açıldı, çok keyifli. Herhalde burası Bodrum'un en çok fotoğraf çekilen sokağıdır diyebiliriz, değil mi? Çünkü çok görselliği çok yüksek çünkü herkes. Bir de denize açılan sokak diye geçiyor ya yani, hani Bodrum'un denize açılan sokaklarından burada biri. Burada çok, geceliğin çok... bu arada güzel müzik yapıyorlar üst katta. Üst katta güzel bir müzik Yula'nın var. Yula'nın üst katında değil mi? Evet. DJ müziği var. DJ yani. Müziği var, çok güzel, çok Yula'nın hoş. Kokteylleri de güzel, yemekleri de güzel. Aa, kokteyller kesinlikle gelinir. Efsane. Evet. Biraz bakın etrafa hadi. Cevat Şakir Halk Kütüphanesi var. Şu anda böyle biraz bakımda gibi ama girdik yine de. Çok güzel. Bayağı bir eski kitaplar var ama ben ayrıca ekstra geleceğim ve bakacağım. Çünkü bu kadar içine girmemiştim. Ama çok güzel bir bina, harika bir yer ve keyifli bir lokasyon. Tavsiye ederim. Biraz önce kütüphaneden kovuldum, çok sesli konuşuyorum diye. Ben değil, ben içerideydim. Arda'yı kovdular. Videomuzda Lizaz'ı detaylı olarak anlattık. Çok iyi bir Lübnan restoranı. Bodrum'un en güzel lokasyonlarından biri. Çok keyifli ve makul fiyatlı bir restoran. Burayı kaçırmayın. Burası Azmakbaşı. Bu köprüden sonra Barlar Sokağı bitiyor. Buradan sonra yavaş yavaş kum bahçeye doğru yürüyoruz. Bu
Santral Belediye Kafe senin. Bodrum Kumbahçe Belediye Kafe benim. Biz belediye kafe delisiyiz. Ama aslında bir anlamı var. Biz habire dışarıdayız. Her dakika bir para ödüyoruz o kafede, bu restoranda, bari en ekonomiyi. Evet. Ve de lezzetliydi. Düzgün de yapıyorlar yani. Ama burası ile ilgili bitiyor. Bodrum'un en iyi patates kızartmasının yerini açıklıyorum. Ama burası. Evet, burası evet. Her belediye kafe değil. Belediye kafeler çok güzel yapıyor ama burası apayrı bir kalitede. Müthiş bir patates kızartması var. O yağın ayarı, patatesin inceliğinin ayarı. Vallahi yani hem kumbahçedesiniz, hem denizin kenarındasınız, hem gayet makul fiyata yiyorsunuz, hem harika yiyorsunuz. Gelin Kumbahçe'yi gezmeye devam edelim. Hayır. Kumbahçe'nin tam göbeğindeyiz. Arkamda 3 tane çok önemli yer var. Mavi Bar, zaten bir Bodrum klasiği. Kesinlikle gelinmesi gereken, özellikle canlı müzik seviyorsanız en kalitelilerinden biri olan bir bar Mavi. Çok eski. Evet, onun iki yanında benim solumda Trastevere var. Çok iyi bir İtalyan restoranı. Şefi İtalyan. Ben en az 2-3 kere geldim. Hepsinde hem uygun fiyatlı hem de çok güzel yemek. Öteki tarafında da Berk Balık var. İyi bir rakı balıkçı. Seveceğiniz bir rakı balıkçı. Tavsiyelerimden biridir. Yine makul fiyatlı. Merhaba. Kumbahçe'nin en güzel manzarasının olduğu yerdeyiz. Benim için çok önemli. Birazdan anlatacağım. Senden Kumbahçe'yi dinleyelim. Çünkü daha önceden Kumbahçe'de oturmuş biri var aramızda. Cennet. Cennet gibi. Ya Kumbahçe, açık söyleyeyim, inşaat yapılamadığı için. Artık yeni inşaata açık bir yer değil. Yapılamadığı için, yerde olmadığı için, arsa da olmadığı için olduğu gibi kalmış bir yer. Olduğu gibi kalmış olduğu için çok güzel zaten. Özel bir yer yani Kumbahçe. Hiç Bodrum'un hiçbir yeri için böyle konuşuyor muyum? Konuşmuyorsun, evet. Çünkü gerek doğası, gerek sırtını bir ormana yaslamış olması, Umurça'nın da biraz yeşillik olması. Umurça Parkı'nın da çok Umurça hoş bir parkı. Umurça Parkı biliyorsun çok 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 keyifli bir yer. Aurası var bak. Evet. Bir semtin aurası var. Bir de oturanlar da çok kaliteli insanlar genelde. Hep böyle bir kitlesi var. Eski evler ve renove edilmiş evler çok fazla. Bu da çok önemli. Çünkü hep konuşuyoruz ya seninle. Mevcut evler üzerine gidin. Yani mevcut evleri yenileyin. Çok güzel yerler var. Küçük. Genelde zaten triplex, dubleks. Bir de tabii bütün bunların yanında hem aurası bu kadar güzel bir yeri kıyıya da yaslarsan ne olur? Cennet. Cennet olur. Bir de üstüne üstlük hep söylerim. Burası Yeniköy, Bebek, İz Düşümü. Buna en son Gündoğan'da söylemiştin. Orası Boğaz gibi gözüküyor. Çünkü karşıda ışıklar var. Burada da aynı şekilde karşıda ışıklar var. Bir de kalenin ışıkları var. Bunu kışın konuştuk mu? Semtleri bir yere benzetip duruyorum İstanbul'daki. Kiminle konuştum ben acaba ya? Müşterilerle konuşuyorum. Hiç ama sen bir yeri çok seviyorsan zaten söylüyorsun. Evet, yani sevmediklerimi de benzetiyorum ama benzeteyim mi? Yok hayır. Benzeteyim. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Anadolu'daki. Komecik nereye benziyor? İzleyicilerimiz Ankara'ya benzeteceksin herhalde. Hayır ya, saçma. Mesela bir tez benim için Caddebostan. Vallahi o kadar aslında şımarıkça bir tavır olarak görüyorum ki bu tavır. Çünkü niye biliyor musun? Biz Ankaralılar olarak şurada denizi görmek bile bize o kadar yetiyor ki. Yani her yeri o kadar güzel ki bizim için. Ama yani biz İstanbulluları beğenmezler, sevmezler zaten buralarda. Yapıyorum. Neredeyiz bir kere, ondan bahsedelim. Şu anda Manastır Otel'deyiz. Burayı bilen bilir. Burası harika, ağaçların altında, iğne ağaçlarının altında. Yani ben arkadaşlar ilk Bodrum'a gelişimi bu otelle yaptım. Manastır Otel'le yaptım. 7 yaşındayım ya da 8 yaşındayım. Her sene üst üste ondan sonraki yıllarda buraya geldik. Böyle 3 gün, 4 gün falan
falan tatil yapardık burada. Bodrum'a o yıllardan yani 7-8 yaşındayken bile aşıktım ama bu otel yüzünden de daha çok aşıktım. Çok hoş bir havuzu vardı. İnanılmaz güzel bir manzarası vardı. O yaşlardaki küçücük bir çocuk olarak bile bana çok hitap etmişti. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden burası benim için çok önemli. Ama tabii burada yaşayınca insan otellere falan gitmiyor. Bugün de çok büyük bir tesadüf eseri buraya geldik. Evet, bayağı bir dalgalı. Evet. Çünkü Meltem'le istiyoruz ki bölgenin en iyi restoranlarına gidelim, onları gösterelim istiyoruz. Burayla da ilgili, yani özellikle Kumbahçe ile ilgili bir yer bulalım dedik. İlk aklımıza gelen Orfoz'du. Orfoz zaten Bodrum'un onaylı en iyi restoranı olabilir. Çok fiyatlı bir yer ama yani harikulade yemekleri var. Bir de sen... Pazartesi sendromuna yakalanmış buralar. Bir de öteki ada. Bir ada. De ada restoran. O da sezonsal olarak kapanmış. Evet. Maalesef bu iki yeri pazartesi olduğundan dolayı bizim de çekim yapacağımız gün pazartesiye denk geldiği için ne yazık ki gidemedik. Olsun. Kısmet ama hoş oldu yani. Burası da çok güzel görüntüler çıkardı. Şu anda arkamızda çılgın şeyler oluyor. Yani. Güzel bir güneş batışı var. İşte çekim. Burada oturan şanslı insanlar her gün bu manzarayı görüyorlar. İki adımda yürüyerek Bodrum merkeze gidebiliyorlar. İnanılmaz hoş restoranlar, yürüyüş mesafeleri uzaklarında. Evet. Burası çok hoş bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Yani Eski Çeşme'yi bu kadar anlattık. Çok keyifliydi. Eski Çeşme de yarışıyor yani Kumbahçe ile beraber ama Kumbahçe'nin Eski Çeşme'den bağımsız bir tarafı var. Manzara bir kere. Birincisi manzara. Hı-hı. İkincisi sahil kısmının geniş olması. Üçüncüsü yürüyerek her yere gidebiliyor olmak. Aynı şekilde Eski Çeşme gibi. Hı-hı. Dördüncüsü hiçbir trafiğe maruz kalmadan arabasız bir yaşam. Beşincisi kazılan, bitmeyen yolları diyormuşum. O olaya o çok fena yani. Bence en eksi yanı zaten fiyatları. Yani inanılmaz yüksek yani. Gerçekten hani Bodrum'un en yüksek fiyatları yani, ve bu kadar dip dibe olmasına rağmen bu kadar yüksek. Ben burada fiyatlı. Şok olacağım. Bazı evlerin son zamanlarda bir gireyim hani mesleki olarak bir bakayım dedim. Hmm. Yani 20'leri falan gördüm. 20 hem milyon. Mesleki hem de sen buraya geri taşınma hayali içerisindesin yani. Yani geri taşınma hayalimi iptal ettim. Çünkü burada bu gerçekten kiralar da yani Kumbahçe olduğu için bence kiralar ve az stok az olduğu için bir de bence bana kalırsa eğer kişinin evinden şikayeti yoksa bence kişi evinde yaşamaya devam ediyor. Evet doğru. Burada buralılar burada niye kalıyorlar. Niye çıksın yani? Gerçekten var işte yani. Birkaç arkadaşımız çıkarsan haberimiz olsun diyoruz değil mi? Hep aynı. Ne zaman çıkarsan lütfen ilk bizi ara. İlk bizi ara. Aslında şaka maka havalimanından gelince de hiçbir yere sapmaksızın ilk gelinen yer. Yer evet. Yani. Bodrum'a ilk girdiğiniz zaman sola saptığınız yer. Burada geçen sene büyük yangın oldu. O yangın buralardan başladı arkadaşlar. Buranın hemen üst tarafı Umurça yandı. Burada ciddi bir panik hakimdi geçen sene. Ağustos başı zamanları. Çok korkunç zamanlar yaşadılar buradaki ev sahipleri, otelde konaklayanlar. Ama neyse atlatıldı. Ama şunu anlatıyor bu. Ormanla dip dibe yani. Ormanın hemen yanında ve böyle bir manzarada ve Bodrum gibi bir yerin merkezinde bir yer. Fiyatlar uçuk ama birazcık da aslında hak ediyor diyebileceğimiz nadir yerlerinden biri yani. Yani Bodrum merkezin yokuş başının bu kadar farklı olup Kumbahçe'nin bu kadar farklı olması Kumbahçe'nin farkını ortaya koyuyor aslında. Ben. Demin dediğime güldün ama E5 üstü E5 altı gibi bir yaşamda hep her zaman sahil. Doğru. Ve böyle bir sahil. Burada bayağı bir denize girilecek de bayağı bir mekan var. Ha, üstünde tekneler var sürekli. Hı. Yani denize girilen yerde. Ama tercih ediyor turistler yani giriyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa'dan gelen turistler seve seve bayıla bayıla giriyorlar. Evet tabii. Ya bir kere zaten çoğunluk burada kalanlar, Kumbahçe'de otellerde kalanlar. Hani Bodrum merkezinin içinde 2-3 restorana gidiyor. Ve burada denize giriyorlar ve tatillerini bitiriyorlar. Hani araba kiralayıp da etrafı dolaşmıyorlar. Ki aslında bakarsanız bence yine de güzel bir tatil. Şimdi burada bir şey daha var. Bu yürüme yolu düz. Hı hı. Yine yani inişli çıkışlı ama yine bisikletin kullanılacağı bir yer. Yine sadece evlere giren belki sokaklar bir. O da bayağı o da dik. Manastır. Ama kısa süreli yani öyle hani Yalıkavak'taki gibi 20 dakika yarım saat çıkmıyorsun yani. Hani yaklaşık 100 metre 150 metre çıkış. Buradan sonra da malum içmeler başlıyor. Evet. Burada günlük hayat çalışmıyorsanız da ve burada yaşıyorsanız da kolay güzel bir hayat var. Bir kere plajlarda gittiğimiz yeri hatırla. Evet içmelerin o plajı ne kadar hoş. İçmelerde plaja girebilirsiniz. Bu arada yani o plajlar videomuzu muhakkak izleyin. Çok hoş bir video oldu. Yazın tam ortasında eğlenceli, keyifli bir zaman geçirdik. Onu izlemeyi unutmayın bence. Güzel bir yani video. Burada semt olarak canınız hiç sıkılmaz. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Şimdi bunu yaşamıyoruz ama arkadaşların Yalıkavak'tan çağırıyor. Gitmek istemiyorsun. Sen gel diyorsun. Merkezde yaşayanların merkeze kapanma gibi bir hastalığı var. Bir de merkezde senin evine kapanma gibi bir hastalığı var. Bir de merkezde bir eviniz varsa herkes evet,
burada bir geceyi bitirmek istiyor. Arkadaşlarla bir şey içtik de sana da bir uğrayayım dedim. İçkili araba kullanmayalım dedik. Onun adı aslında o. Gelelim negatif yanlarına. Hmm. Negatif yanlarından en önemlisini söyleyeyim. Bir kere yazın çok kalabalık. Yani yazın eskiden müzik yasağının pandemiden öncesinde falan çılgın sesler kalabalık. Geliyor ve çılgın da gürültü kalabalık yani. Ama şu anda o pandemi dolayısıyla 12-1. Kumbahçe'nin tepelerini saymazsanız yürüme mekanında olanlar, yürüyerek geldik ya, o mekanda olan bütün evlerin önünden hep yabancılar geçer. Ama kimin geçtiğini bilemezsiniz. Dolayısıyla Kumbahçe ve Kumbahçe sezonluk çok yabancılara Airbnb ile kiralanan bir yer. Dolayısıyla aslında halk orada çok karmaşıklaşıyor. Doğru. Bu arada çok kötü bir şey değil. Ama herkes İstiklal Caddesi'nde oturmayı sevmez. Tabii bazen mesela ben burayı çok sevsem de mesela burası bana basabileceğini hissediyorum. Çünkü trafik, senin dediğin kalabalık ve gürültü yani hiç benim kaldıramayacağım bir şey. Bir şey daha var, sıcak. Aa evet. Bu tepede oturmuyorsanız ve aşağıda oturuyorsanız sıcak. Bütün Bodrum merkez videosunda dikkat ettiyseniz hep aynı eksiden bahsediyoruz. Sıcak. Arkadaşlar yani hani buraya gelip buraya alışanlar burayı normal buluyorlar ve çok enteresan buluyorlar ama. Güneş burada batıyor. Evet ama mesela Gümüşlük'te yaşadığınız zaman o da orada da batıyor. Gümüşlük'te de güneş batıyor ama burayla 3-4 derece bazen 5 derece neden farklı. Biliyor musun? Ama kış için de büyük avantaj. Neden biliyor musun? Gümüşlük'te iç içe yapılar yapılmamış ki Gümüşlük sonradan yapılanmış bir yer. Ama bir de kuzey rüzgarını olduğu gibi alıyor burada yine. Rüzgar dede. Rüzgar dede. Rüzgar dede koydum. Yani çok negatif yön arayıp bulamayacağım ama bence tek negatifi bir fiyatların çok şişkin olması. İkincisi Airbnb'den kaynaklı çok değişik çok kiralamalar var. Trafik de var. Seninle hep konuşuyoruz. Buraya geldiğin zaman buradan çıkış kolay değil. Buradan çıkış nereden biliyor musunuz? Buradan çıkış torbadan, arka yoldan. Evet. Nereye gidiyorsanız. Yani, ama öteki yolu kullanayım derseniz yandınız yani. Hani orada mutlaka bir trafiğe takılırsınız. Ben şunu biliyorum. Evimden baktığımda Midtown'u bir gün 1,5 saat gördüm. Yani düşünsene. Ki ne oluyor? O zamanlar değil yani. Yani ne şu anda oluyor çok yani? Tabii canım ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz falan yani? Bir de maalesef ki şunu söyleyeyim. Yani aslında geçici bir kötü yanı diyeyim ama yani Haziran ayından belki Temmuz ayından beri yollar kazılıyor. İnanılmaz korkunç durumda buranın yolları. Kabus gibi. Kabus gibi. Ve yazın tam ortasında bu kadar büyük bir inşaatı yapmış olmaları yani skandal ötesi bir hareket bence. Konuyla ilgili de bir sürü şey var, konuşmalar var. Ben detaya girmek istemiyorum ama yani Bodrum gibi bir yerde, Bodrum'un en cafcaflı yerinde bütün yolları kazarak yapılan inşaatın böyle bir döneme getirilmiş olması yani bence affedilebilir gibi bir şey değil. Bu Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne buradan, Bodrum Belediyesi değilmiş, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne selam buradan olsun. Selamınız olsun. Buradakiler çok şikayetçi. Yani bir küfretmedikleri kaldı. Evler toz içinde. Yani evler toz içerisinde. Arabalar. Ve bir sürü otel var burada. O otellere giden otobüsler geçemiyormuş Meltem yani. Ve otobüsler bazen kalıyorlarmış. Araba şeyleri veriyorlarmış ellerine. Bagajları. Aa, yürüyorlar. Yürüyün diyorlarmış buradan. Buradan 3-4 kilometre. Yani turistik şehirlerde yürüyor. Bu çok. Ya olacak işte. En çok turistin olduğu Eylül-Ekim'den sonra turist yok burada yani. Neyse bunu da geçelim. Yavaş yavaş. Güzel video oldu. Videomuzun evet, sonuna geliyoruz. Evet. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Peki. Bu güzel videonun da sonuna evet. Geldik. Her perşembe size Bodrum'a yerleşmek ve Bodrum'da yaşamakla ilgili harika videolar yüklüyoruz. Tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. Bir telefonunuz, bir WhatsApp mesajınız, bir e-mailiniz bizim harekete geçmemiz için yeter. Bizi lütfen takip edin. Her zaman takipte kalın. Like atın, yorum atın. Bekliyoruz. Bize destek olun. Bize destek olun. Video fikirlerinizi de aşağıya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. I'll tell you what to do.